Bu işten iyi para kazanıyor mu bari? Mühendislikten mi? Oriental'den. Ya enişteciğim gerçekten o gün Osman'ın doğum günüydü ve kendisi 40 yılda bir felekten bir gece çaldı arkadaşlarıyla. Yoksa her gün göbek attığı falan yok yani. Bence atsın. Dans disiplin işidir. Formdan düşer. Uf, enişte ya. Osman çok ciddi ve işini çok iyi yapan bir mühendis. Mimar Sinan olsa ne faydası var? Çökmüş yere gerdan kırıyor. Of ya enişte ya. Hamiyet sonra hocalık yapmaya başladı biliyor musun? Evet canım. Mimar Sinan mı? Hayır. Osman? Nesrin Topkapı. Ben anladım. Oriental deyince aklıma geldi. Sayın Kral ve Kraliçe, ıhlamur, ada çayı, tarçın karışımınız. Getir bakalım canım. Yaprak sen burada mısın? Evet, Gençlik Sanat Festivali'nde benim resmimde sergilenecek ya. Onun davetiyesini getirmeye gelmiştim. Sohbet koyulaştı filan işte. Pek sevdik biz Yaprağı. Çok şeker, çok. Yaprağın kaçınılmaz kaderi. Bütün büyükler, bütün anne babalar artık ne yapıyorsa, sırrı neyse... Yaprağa bayılır. Sizinkinin tarçınını istediğiniz gibi bol koydum Tevfik amcacığım. Teşekkürler. Rica ederim. Sizin gibi yakışıklı bir beye servis yapmak benim için zevk. Ah sırrını buldum. Yalakalık. Aslı. O değil de senin silahşör bir an önce gelsin tanışmaya. Bakalım sohbeti de dansı kadar kıvrak mı? Ay Osman'ı diyor Tevfik amca. Ay. Anladım Yaprak. Ah canım ne incesin. Siz daha da incesiniz ve ne kadar hoşsunuz. Kilo mu verdiniz? Aa, öyle mi görünüyorum ayol? Yaprakcığım resminin konusu ne? Yaptıklarımın hiçbirini beğenmedim. Bana ilham verecek şeyi arıyorum aslında daha. Ben sana ilham veremiyor muyum hayatım? Siz o kadar heyecan vericisiniz ki kafam pek çalışmıyor. Bu kız da işte hep böyle. İnsanın gönlünü okşar. Pek tatlıdır pek. O kadar severim ki ben bu yaprağı. Bir çiçek adeta. Ah, laf aramızda. Cem Aslı yerine keşke yapraklı olsaydı zamanında. Evet. Şimdi doğru ya doğru. İyi akşamlar. Aşkınızı ve muhabbetinizi bölmek istemem ama eniştem ve halam aşağıda yaprağı özlediler. Yoksa gitti mi senle oturunca insana bir karamsarlık çöküyor dedi eniştem. Yok ben davetiye getirmiştim. Geliyorum. Yo 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 benim için fark etmez. Yaşlı olmadığım için gözümde çok dehşet bir popülariten yok. Tevfik eniştemle kanka mı oldu? Her zamanki gibi. Ne yapıyorsa bir şey yapıyor. Bütün büyükler yaprağa bayılıyor. Hala mı yaprak ya? Hala mı büyüklere böyle abartılı sevgi gösterileri falan? Hatırlıyor musun? Annemle babama zorla yoga öğretmeye kalkmıştı. Büyükler beni sever çünkü ben kibar ve saygılı bir insanım. Yok ya. Yalaka bir insansın. Yalakalık yapıyorsun büyüklere. Bal gibi biliyorsun da kendi yalakalık yaptığını. Konuşma. İltifatlar, şakşakçılıklar, bitki çayları, ikramlar, bilmem neler, sağlık tavsiyeleri. Her dediklerine olur olmaz böyle gülmeler, abartılı biçimde kahkahalar kendini oradan oraya atmalar falan. Ya tamam ya tamam ya yalakayım işte yalakayım. İlim dediğim. Ben de nefret ediyorum böyle küçülüyorum böyle aşağılık bir şey oluyorum. Böyle yetiştirdiler ama. Nasıl yetiştirdiler? Maskot gibi. Yaprak, Ali amcana kek yap. Gül teyzene şarkı söyle. Sebahat ablanın negatif elektriğini al. Böyle büyüdüm ben. Büyüklere hizmet için yetiştirildim. Yaşlı gençası gibi. Ve artık bundan kurtulmak istiyorum. Ya keşke şöyle nefret edebileceğim yaşlı bir insan olsaydı. Sana yardım edebilirim. Üst kat mı? Tabii ki. Alaturka Blair cadısı bence bu laneti kıracak. Yarın bize gel. Ben senin işini halledeceğim. Kim geldi ya? Tabii efendim. Londra'nın en güzel tarafı New York'un orijinali olması değil mi? Bravo, bravo. Doğru tespiti. Cem? Ha Aslı'cığım ya. Yaprak bir davetiye fazla vermiş bize yanlışlıkla. Ben de onu getirdim. Bu arada eniştenle de Londra sohbeti yaptık. Al bir geyşe daha. Efendim? Eski eşin Cem'le tanıştık. Aa,
çok sevindim. Güzelim çocuk ayol. Neden elinden kaçırdın? Ay halacığım ya. Rahat mı battı? Yallah'ım ya. Cem iyiymiş ya. Öteki oryantalde hiç iş yok. Onu da seversiniz enişteciğim. Onu da seversiniz. Bir tanıyayım bakalım önce. Oryantal? Dediğim gibi Dilber Hanım, yaprak bizim beslenme, bitkiler, doğal sağlık zamazingoları falan filan konusunda uzman bir arkadaşımız. Bizim evdeydi de eniştemlere sağlık tavsiyeleri falan vermek için ben size de getirdim. Belki bilgi almak istersiniz diye. Ne bilgi alacağım? Baksana beti benze atık. Kendine hayrı yok. Yaprağın değil mi? Hadi bakalım yaprak geyşası. Gün bugündür. Old ben sizi yalnız bırakayım. Ben bizim evdeyim. Hadi görüşürüz. İri ufak bit yavşak herkes uzman olmuş. Onu yeme bunu ye işkembeden sallıyorlar zahar. Fırındak yap parayı kap. Uy, insanın gözünden sürmeyi çekerler haberin olmaz. Bana mı diyorsunuz öyle? Ben lafımı ortaya koydum, beğenen olur gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Ama ben sadece yardım etmek için geldim. Ya para filan istemiyorum, ihtiyacım yok. Bakmaz kıçının samsağına çıkar dağın insana. Hadi ya. Gel Osman, gel kuzum, beklerim halam. Bak hele Osman, eğer ki Meyrem'i kaçırırsan sağ gelin buldum. Ha kuzum, ikinci tercihim yarpak. Ay ilahi. Dabanlarım ol yavrum, dabanlarım ol. Tabii Dilber teyzeciğim. Abau, hem nar gibi kırmızı saçlı, yumuşak başlı, tatlı dilli, güler yüzlü. Abau, pambık gibi beyaz tenli bir güzel kız. Teşekkür ederim Dilber teyzeciğim, bu sizin güzelliğiniz. Yaprak! Efendim? Bir dakika gelir misin, sana bir şey sormam lazım. Dilber teyzeciğim, bir saniye. Ya şu anda suratına tükürmek istiyorum ama dua et ki tarzım değil. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Hani yalakalık yoktu? Hani geyşalık yoktu? Ay dayanamıyorum Aslan. Ay dayanamıyorum. Elim dediği büyükler beni seviyor. Ya senin vallahi psikoloğa ihtiyacın var ha. Ay hayır hayır hayır. Yalakalığımla ilgili değil. Ya o kadar ilginç bir karakter ki en sonunda resmim için aradığım objeyi buldum galiba. Bak hele Osman, bu yarpak benim resmimi yapacağımış. Ha kuzum, Adana'daki konağa asarak kısmetse dost düşman görür. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.